Herkese merhabalar tekrar. Herkes biliyordur genelde bunu ama çoğunluk tavuk aromalı hazır noodle diyor. Üç dakikada hazır. Büyüğünü almıştım ben bunun. Diyor Indomie hazır noodle. Kaynamakta olan 350-400 ml 2 su bardağı su ilave edip 3 dakika haşlayınız. Tamam. Ben çıkarmıştım içinden. Böylece alıyorum. Dakika haşlayacağız. Öncelikle böyle yapalım. Kaşıkla. Şöyle yapalım aslında. Bir yandan da kıyalım. Karşılayın diyor. Evet. Pişerken tüm baharatlarınızı damak zevkinize göre kaba koyup karıştırın. Tamam. Koyuyorum ben de. İçinden bunlar çıktı. Evet, buraya şey yaptım. Böylece koydum. Ben biraz üstüne köre ekleyeceğim. Gerçi tavuk yok içinde çünkü. Aroması var. Bu pişerken bir de içindekilere bakalım. Ne diyordu? Karıştırın. Tamam, karıştırdık. Suyu ile birlikte baharat koyduğunuz kabın içine dökün, iyice karıştırın. Tamam, yapacağız. İçindekilerde monosodyum glutamat yok. Palmiye var. Sodyum karbonat, sodyum fosfat. Kıvam arttırıcı, renklendirici var. Sarımsak tozu, beyaz biber, tavuk aroma verici, zencefil tozu, kırmızı biber tozu. Nerede üretiliyor? Göremedim onu. Bakıyorum. Evet, burada. Atko Türk. Kapaklı Tekirdağ. Evet. 3 dakika oldu mu yani? Biraz şöyle karıştıralım. Bir kısmı oldu, bir kısmı olmadı. Biraz daha altını mı açsam? Bakayım. Suyuyla birlikte koyun diye ama suyla ben pek beğenmiyorum bunu. Suyunu çekmesi bence daha iyi. Sos içindeki attığımız soslar çünkü şeye değil, yemeğin içine dağılmıyor. Suyuyla birlikte yani suyunda kalıyor. Sanki oldu gibi mi?
Fazla bile tuttuk galiba. Aslında bunu atsak daha iyi olur. Tam tersi. Daha güzel karışır yani. Israr ediyor gitmemekte. Şimdi daha güzel oldu. Şimdi bakalım. Biraz daha var burada sos ama neyse. Onu da üstüne dökeriz artık. Oldu galiba. Daha fazla bekletmeye gerek yok. Evet, şimdi burada biraz sos kalmış da artık onu karıştırırız. Çok önemli değil. Ben suyuyla almayacağım. Karışsınlar. Belli bir tarafı olmasın ama. Bayağı fazla oldu. Suyu da burada. Suyunu istemiyorum ben. İçindekileri alalım. Evet. Tadına bakalım. Bayağı da uzun. Güzel acılı olmuş. Sosunda acı vardı sanırım. Ben köri sosu da ekledim. Güzel bir tat vermiş. Kendisi biraz yavan oluyordu çünkü. Güzel gayet. Afiyet olsun.